Birbirinden farklı sektörleri sizlerle buluşturan yepyeni bir İşte Muğla programına hoş geldiniz. Bu hafta inşaat sektörüyle karşınızdayız. 1994 yılından bu yana Muğla'da inşaat sektörünün en dinamik, en deneyimli ve bir o kadar da başarılı kuruluşlarından biri olan Kıyanç İnşaat'tayız. İşte Muğla'da konuğumuz çocukluk yıllarından beri iş yaşamının içerisinde olan ve belirlediği hedefler ve idealler doğrultusunda ilerleyen Menaf Kıyanç. Menaf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Menaf Bey, 26 yıldır Muğla'da inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ve oldukça da başarılı işlere imza atıyorsunuz. Bir başarı hikayesinin başrolündesiniz aslında. Biz bu başarı hikayesini sizden dinleyeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Menaf Kıyanç kimdir? Menaf Kıyanç, 1976 Batman doğumlu Muğlalıdır. Menaf Kıyanç, Kıyanç İnşaat'tır. Menaf Kıyanç ticarettir. Menaf Kıyanç Muğla Spor'dur. Evet. Yani özetle Menaf Kıyanç galiba mücadeledir. Programın başında da söylediğimiz gibi 26 yıldır Muğla'da inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Mesleğe başladığınız ilk yıllardan beri Kıyanç İnşaat'ı sizden dinleyebilir miyiz? Kıyanç İnşaat 1994 yılında rahmetli amcam Resul Kıyanç ve ortaklarıyla beraber kurdukları bir şirket. Rahmetli amcamın 4-11-1996 yılında trafik kazasında vefatından sonra şirketin ortağı oldum ortaklarla beraber. 1998 yılında ortaklardan ayrılıp soy ismimi taşıyan firmam Kıyanç İnşaat'ın tek hissedarı durumuna geçtim. İlk soruda da aslında mücadeleyi anlatırken Kıyanç İnşaat da aslında mücadeledir. Bazen Menaf Kıyanç'la Kıyanç İnşaat'ı o kadar aynı görüyorum ki ikisi de mücadeleyle bir noktaya gelmiş ve iki ruh ikizi gibidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla mücadeledir, emektir, güvendir, hizmettir, bir sorumluluk projesidir. En önemlisi rahmetli amcam Resul Kıyanç'tır. Kıyanç İnşaat benim hayat felsefemdir. Yakınımdaki dostumdur. En önemlisi canlı bir varlık olmadığı için Kıyanç İnşaat'ta verdiğim her şeyi alıyorum. İyisini de kötüsünü de. Çalışmanın, emeğimin karşılığını veriyor. Vererek güzel şeyler alıyorum. Kısacası Kıyanç İnşaat hak ettiğimi bana veriyor. Kıyanç İnşaat bir aile şirketi aynı zamanda. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aslında 1998'den beri tek hissedarlığı ve %100 şirketin tek yetkilisi durumundayım resmiyette. Fakat perde arkasında rahmetli amcamın çocukları, kardeşlerim, oğlum, Muğla'da beraber yaşıyoruz ve şirketinde hepimiz beraber sahibiyiz. Menaf Bey, iş yaşamınızdaki öncelikleriniz ve ilkeleriniz nelerdir? Çalışmak, inanmak, mücadele, güven ve en önemlisi değer yargılarımızla yaşamak. Dolayısıyla ilk olarak aileniz, devamında yaşadığınız şehir ve ülkenize yararlı, faydalı bir birey olma mücadelesi. Peki Menaf Bey, iş hayatınızda katı prensipleriniz var mı? Olmazsa olmaz dedikleriniz. Yaşadığınız ne olursa olsun bunu hissederek yaşamanız, buna inanarak yaşamanız, onun hakkını vermeye çalışmanız, sadece bana verilen işi yapayım değil, yapacağınız işe sahiplenmek, kendinizi ona ait hissederek yapmanız. Kıyanç İnşaat'ı bölgedeki diğer firmalardan ayıran en belirgin özelliği nedir? Herkesin kendine özgü özellikleri var. Aynı zamanda ticaretin de her firmada farklı bir karakteri var. Aslında şirketleri yönetenler kendi karakterlerini, kişiliklerini de ticaretteki şirkete veya yönettiği neyse ona da yansıtıyor dolayısıyla. Bir önce kendimle ilgili anlattıklarımın aynısını aslında şirket için de söyleyebilirim. Burada önemli olan aslında sizin kendinizle ilgili de şirketinizle ilgili de kendi duymak istedikleriniz değil, içi olduğunuz toplumun sizinle ilgili, şirketinizle ilgili düşünceleri önemli.
beraber çalıştığınız, malzeme aldığınız, iş yaptığınız, ev sattığınız müşterilerinizin sizlerle ilgili kanaati önemli. Eğer bu kanaat olumlu yöndeyse sizin farklı bir özelliğiniz var demektir. Yoksa aşağı yukarı sektörel anlamda herkes aşağı yukarı aynı betonu, aynı demiri kullanıyor. Belki de az çok belli sayıda kişilere projeler yaptırılıyor. İnsanların gerek yaptıkları işle ilgili gerek kendileri o farklılığı bir önce söylediğim şekilde sağlarlarsa karşılığında da toplumun verdiği değerlendirmeyle, verdiği karşılıkla bir farklılığınızı oluşturabiliyorsunuz. Evet. Peki şu anda devam eden projeleriniz var mı? Daha yeni tamamlayıp satışlarını da bitirmiş olduğumuz Kıyanç Elit Rezidans projesi vardı, bitti şu anda. Hazırlık aşamasında olduğumuz 3 farklı Muğla Merkez Menteşe'de 3 farklı bölgede proje hazırlığımız var. Birisinde bir plan değişikliği süreci, diğerinde proje aşaması, üçüncüsünde de arsa sahipleriyle çok hisseli olan bir yerde arsa sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Peki, teşekkürler. Türkiye'de ve Muğla'da inşaat sektörü içerisinde olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Türkiye'de, belki dünyada, sadece Muğla'da değil, inşaat sektörü ekonomilerin tıkandığı her yerde bir araç olarak kullanılıyor maalesef. Çünkü üretime dayalı bir sektör değil. Dolayısıyla bu sektör belli dönemlerde ciddi şekilde destekleniyor. Ve o dönemlerde farklı sektörlerde bulunan kişiler geçiş yapıyorlar inşaat sektörüne. Çünkü inşaat sektörüyle ilgili çok engelleyici durumlar söz konusu değil. İnsanların rahatlıkla yapabildiği, vergi dairesine gidip kayıt yapıp devamında 3-5 belge alıp maalesef yapabildikleri bir sektör. Aynı zamanda hızlı büyümeye uygun bir sektör. Ve en kötüsü bence farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin inşaat sektörünü bir KDV ödememek için, vergi ödememek için kendi alanlarında otomotiv işi yapan veya inşaat malzemesi satan veya mühendislik yapan, enerji işi yapan, buna benzer her bütün inşaat dışındaki bütün sektörlerle ilgili bu işi yapanların maalesef direkt olarak KDV'den kaçmak için diyorum aslında buna. Çünkü konut satışları %1 KDV ile yapıldığından dolayı geri kalan KDV indirim konusu yapıp KDV ödememek için yaptıkları zaman bu sefer sektörü doğru kişiler yönlendirmiyor. Doğru kişiler sektörün içerisinde bulunmuyor. Aynı zamanda maalesef toplumda inşaat sektörüyle ilgili müteahhitlerle ilgili olumsuz bir algı var. Bunlar ciddi dezavantajlar. Tabii avantaj kısmına baktığımızda hızlı büyümeye uygun bir sektör olması avantajlı. Bir önce söylediğim altyapıyı doğru oluşturduğunuzda uzun vadeli bu işi yaparsanız geri dönüşümü de iyi bir sektör. Aynı zamanda sizin bir eser ortaya koyuyor olmanız çok güzel bir şey. Kalıcı eserler bırakıyorsunuz, kalıcı dostluklar kuruyorsunuz. Ev sattığınız kişilerle, farklı kişilerle tanışıyorsunuz. Bunlar ciddi avantajlar diye düşünüyorum. Tüm iş dünyasında olduğu gibi inşaat sektöründe de rekabetler var. Sizce rekabet neyi ifade ediyor? Rekabet herhalde kelime anlamına bakıldığı zaman yarışmak, iyisini yapmaya çalışmak, başkasının önüne geçmek, daha iyi yere gitmek. Ama maalesef rekabetin başkasını aşağı çekerek yukarıya çıkmak, başkasını karalayarak var olmak, başkasını kötüleyerek, işini engelleyerek, ispiyonlayarak, şikayet ederek var olduğu bir sektör. Maalesef inşaat sektörü de genel anlamda aslında baktığımızda ülkemizin sorunu bu. Dolayısıyla eğer şöyle bakarsak olaya, aslında rekabet başarı demektir.
rekabet daha iyisini yapmak demektir. Rekabet daha çok çalışmak demektir. Rekabet eksik gördüğünüz yerleri görmeni görüp bir sonrakini onu daha iyisini yapmaktır. Menah Bey, konut tercihi yapılırken vatandaşlar nelere dikkat etmedi? Yani ev alacak vatandaşlara sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi tabii ben bir mühendis ve mimar değilim. Özellikle mühendis değilim. Çok yakın tarihte yaşadığımız acı bir İzmir depremi gerçeği var. Özellikle insanların bu hayattayken ikinci ölüm dediğimiz uyku anında ansızın yakalanabileceği bir depremde yaşadığımız, ailemizle, sevdiklerimizle beraber yaşadığımız konutun ne kadar güvenilir olup olmadığını sorgulamamız gerekir. Bu sadece benim firmam güvenilir ve doğru bir proje yapıyor demek değildir. Mutlaka vatandaşların öncelikle bunu sorgulaması gerekir. Ama maalesef ülkemizde özellikle vatandaşların alım gücüyle ilgili konut fiyatlarının çok fazla oluşundan kaynaklı bunu pek sorguladıklarına tanık olmadım. Bunun dışında Muğla gibi bir yerde çok fazla konut stoğu oluşmadığı için vatandaşların özellikle konut kredilerin düşük olduğu dönemlerde yönelme oluyor. Dolayısıyla o dönemlerde fiyatlar artıyor. Vatandaşların öncelikle mutlaka bütçeye uygun ev ama bunun yanında yaşadıklarında, yaşamlarında bu dünyada canlarını emanet edecekleri yapılarla ilgili statik anlamda ve binanın sağlamlığı açısından, yapının sağlamlığı açısından da sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Şu an inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendirir misiniz? Yani inşaat sektörünün geleceğine dair düşünceleriniz nelerdir? İnşaat sektörü dedim ya, yani ekonomilerin tıkandığı yerde lokomotif. Dolayısıyla herkesin rahat geçiş yaptığı bir sektör. Hızlı büyümeye müsait bir sektör. Aynı zamanda hızlı çöküşe de müsait. Yani hızlı büyümeye sağladığı kadar yanlış yatırım yaptığınızda, işi doğru yönetmediğinizde de sizi var olandan da mahrum edecek bir sektör. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inşaat sektörü sürekli olmak zorunda. İnsan sayısı arttıkça buna talep olacaktır. Özellikle Muğla'da inşaat sektörüne, konuta sektör daha fazla, konuta talep daha fazla. Çünkü Muğla'da ciddi bir konutu oluşmuyor. Aynı zamanda Muğla'da fazla arsa üretilmediği için ki %100 katıldığım bir konu kat sayısının çok fazla olmayışından dolayı talebin sürekli olacağı bir şehir, özellikle Muğla Menteşe için bu geçerli. Peki Muğla'da konut piyasasının geleceğine dair düşünceleriniz nedir? Muğla'da hep talep vardı. Ben 26 yıldır Muğla'dayım, bu sektörün içerisindeyim. Devam edecektir. Dediğim gibi çok konuta açılan arsa üretilmediği için maalesef, yani Muğla belki de şartları, coğrafi konumu bu sonucu doğuruyor. Ama ben özellikle Muğla'da konut ihtiyacının devam edeceğini ve sektörün de doğru yapılması durumunda, ilkeli bir şekilde yapılması durumunda da uzun vadeli var olacağını düşünüyorum. Peki şu anda Kayanç İnşaat'ta kardeşlerinizle birlikte çalışıyorsunuz. Genç kuşağın sektöre bakışı ile sizin aranızdaki fark nedir? Yani genç girişimcilere öğütleriniz olsa neler olurdu? Şimdi bu çağın gençleri tabii ki iletişimin bu kadar hızlı olduğu, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hayatta bilgisayar oyunundakiler gibi herhalde bakıyorlar. İşe de böyle bakıyorlar. Bilgisayar da oynadıkları gibi olduğunu düşünüyorlar. Çok her şeyin hızlı olup bitmesini istiyorlar. Hemen sonuç almak istiyorlar. Sabırla, mücadeleyle, inanarak yapmadıkları müddetçe hayal kırıklığı yaşama ihtimalleri daha yüksek olur.
Onun için mutlaka yapacakları işi önce istesinler. Ondan sonra da inansınlar, yaşasınlar. Devamı mutlaka başarılı olacaktır. Peki küçük yaşlarda bugün bulunduğunuz konumun hayalini kurmuş muydunuz? Tabii böyle röportajlarda herkes öncesinden hazırlanır. Vereceğiz cevapları kendine göre, aslında kendi inandığı gibi değil, olması gerektiği şekilde anlatmaya çalışır belki. Belki şu anda da sorduğunuz sorulara da tam içtenlikle inandığım şekilde veya düşündüğüm şekilde söylememe sebebim de bu. Daha iyisini söyleyeyim diye çabalıyorsunuz. Ama gerçekten ben Batman'ın bir köyünde doğdum. O dönemlerde de emin olun ki hiçbir zaman ben ne olacağım, neyim olacak diye çok fazla böyle şartlanmadım. Çok inandırıcı gelmeyebilir, bilemiyorum ama çünkü şuna inanıyorum ben. Siz elinizden geleni yapmakla mükellefsiniz. Elinizden geleni yaptıktan sonra mutlak surette hak ettiğiniz yere gideceksiniz. Dolayısıyla ben verdiğim mücadele sonucunda şu anda geldiğim noktanın çok iyi bir nokta olduğunu, bundan sonrasıyla ilgili de inanın hiçbir hayalim, böyle bir hedefim yok. Ama bu şu demek değil, hiçbir şeyi de bırakmış değilim. Mücadelede devam ediyorum çünkü çalışmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum. Beni mutlu ediyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu hayatta insanlar işte ekonomik açıdan bir yere geldiği için o kadar rahat konuşuyordur. Biz neden bir yere gitmiyoruz diye, herkes hak ettiğini almıyordur diye düşünen çok kişi olacaktır. Öyle düşünecekler ama şuna da inanıyorum. Ben hak ettiğim neydi tam anlamıyorum ama hak ettiğim şu anda geldiğim yerin çok iyi bir yer olduğunu. Buna yüz binlerce defa şükür ediyorum. Biraz da şöyle biraz kendimizi kandırmalıyız diye düşünüyorum. Bu dünyada hak ettiğimizi almasak bile diğer dünyada hak ettiğimizi alırız diye düşünüyorum. Onun için çok da fazla hayal ederek değil. Hayaller mutlaka hedefler olmalı. Ama hedefler uğruna değerlerimizi de yok etmeden, inancımızdan da vazgeçmeyerek mücadele verdiğimizde, verdiğimiz mücadele hayal ettiğimiz yere bizi getirecektir. Dolayısıyla olduğumuz yer hayal ettiğimiz yerdir. İnşaat sektörünün yanında spor yöneticiliği de yaptınız ve Muğla spor sevdalısı birisiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aslında en zor soru. Diğerlerin hepsi benim sektörümle ilgiliydi ve kolay aslında kendimle ilgili ve sektörümle ilgili olanları daha kolay şekilde cevap veriyordum. Muğla spor gerçekten beni ilk sorduğunuzda Menaf Genç kimdir diye sorduğunuzda insanlar bunu politik bir cevap olarak da alabilir. Menaf Genç Batman doğumlu Muğlalıdır demiştim. Aslında benim Batman doğumlu Muğlalı olmamı sağlayan en büyük etken Muğla Spor gerçeğidir. Çünkü Muğla Spor şudur aslında, yani o kadar hayat felsefemen yakın bir mücadele. Çünkü işin içinde birliktelik, beraber koşma, bir hedefe odaklanma, güzel şeyler için bir araya gelmek, aramızdaki farklılıkları bir tarafa bırakıp sarılmak. Dolayısıyla Muğla Spor çok farklı bir değer benim için. Gerçekten Muğla Spor'a bir şeyler vermek, Muğla Spor için katkı sağlamanın hepimizin bir görevi olduğunu, ama bunu yaptığımızda karşılığında bir şeyler beklemeden yapmak, Muğla Spor'da başkan olmak, olmamak inanın çok büyük bir şey değil. Çok kişinin de yapabileceği bir şey, olabileceği bir şey. Önemli olan o makamlara gelmeden, orada olmadan isteyerek, severek, inanarak orayla bir bağ kurmanız. Hı hı. Hocam Muğla Spor çok anlam teşkil ediyor benim için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şuna inanıyorum. Aslında gerek sektörel anlamda, gerek kişisel olarak baktığımızda ben artık dostluğun çok aranır özellik olduğunu, artık insanların birazcık daha değer yargılarını yok saydığını, yok ettiğini, aslında hepimizin maalesef şartların da doğurduğu sonuçta beraber kendimize format attığımızı, bizlerin hiçbir hedefi aslında değerlerimizden daha büyük olmadığını, daha
huzurlu bir, daha mutlu, daha beraber yaşama kültürünü geliştirebileceğimiz bir yaşamdan daha değerli olmadığını, onun için biraz önce söyledik işte sektörel anlamdaki kriz ve sektörel anlamdaki artı, eksi, avantaj, dezavantajlar nedir? Dünyanın, ülkemizin bence en büyük sorunu ülkenin yaşamış olduğu ahlaki çöküntüdür. Siz ekonomik çöküntüyü, ekonomik krizi aşabilirsiniz ama ahlaki krizi aşmak çok zordur. Buna kendimizi de öncelikle dahil edeceğiz. Hepimiz önce kendimize geleceğiz. Hepimiz yaptığımız işi doğru yapmaya çalışacağız. Hakkaniyetli yapmaya çalışacağız. Adil olmaya çalışacağız. Bunların içerisinde mutlaka sapmalar olacaktır. Ama bunlar tolere edilebilir oranda olmalı. Onun için gerçekten empati ile birbirimize yaklaştığımız, başkasının size göstermesini istediğiniz saygı kadar başkasına saygı gösterme ihtiyacı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse kalıcı değil bu hayatta. Bu da belgelenmiştir herhalde, ispatlıdır. Maalesef unutuyoruz bunu. Hep kalıcı olacağımıza inanıyoruz, çok hırslanıyoruz. Bugün kendi sektörümle ilgili dile getirmem gerektiğinde insanların çoluk çocuğuyla yaşadığı evleri yapanlar olarak mutlaka daha sorumluluk bilinciyle, daha fazla bir sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda gerek devletin, gerek belediyelerin, gerek müteahhitlerin, gerek vatandaşların, herkesin el ele vererek daha güvenli yapıların olduğu, daha güvenli toplumun olacağı bir yaşam sürmemiz için mücadele etmeye devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İşte Muğla'da bu hafta Kıyanç İnşaat'la karşınızdaydık. Haftaya yeni konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.